Hasan, tehlikeli sularda yüzüyorsun Hasan. Bunlar var ya. İncitme, incitmeden çek. Sevgili dostlar, selamlar. Dünyada ilk defa morgül kapaklı bağlama yaptık arkadaşlar. Daha önce maun kapaklı yapmıştık, ceviz kapaklı yapmıştık. Şimdi de morgül. Tabi canlı rengi daha farklıdır arkadaşlar. Burada ister istemez kameradan farklı görünebilir. Bu güzelliklerin hepsinin fiyatı web sitemizde. Ben biliyorum, yorum kısmında 500 milyon kişi yazacak. Abi nerede, yeriniz nerede? Kaç para? Niye bize göre ücreti daha düşük bağlama yapmıyorsunuz gibi. Şimdiden açıklayayım ki videonun sonuna doğru kavga etmeyelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz sadece böyle özel tasarımlı bağlamalar yapıyoruz. Sadece profesyonel kalitede bağlamalar yapıyoruz. Hepsinin fiyatı çarşaf çarşaf web sitemizde var. Biz devlet sırrı değil yani. Oraya girip mutlaka bakın. sirrilecin.com.tr ekranın sağına soluna bir yerlere mutlaka yazarım. Yerimiz haritalara yazdığın zaman, Sırrı Laçin yazdığın zaman zaten çıkıyor. Başka bir yer yok arkadaşlar. Bir tek bu binamız var. Burası atölye, üst kat mağaza, en üst katta cilane. Yanlış mıyım Cevat Usta mı ya? Doğrudur. E niye inanmıyorlar abi? Şahsen ben bizzat katılıyorum buna. Ya çünkü burada gelip sana soruyorlar ya, bağlamalarınız burada mı yapılıyor diye. O esnada Cevat Usta yardırıyor, diyor ki burada mı yapılıyor? Adam da şaşırıyor yani. Lan nerede yapılıyor yani? Bir yerden sohbete girecek ya. O işin herhalde başlangıç kısmı yani. Aynen. Burada mı? Aa, burada mı yapıyorsunuz? Ya, laf olsun yani. Fiyatlar web sitesinde yazıyor arkadaşlar. Normalde biz sosyal medyada fiyat göstermediğimiz için hepsini, bütün bilgileri yazdık ama fiyat bilgisini web sitesine yüklediğimiz zaman yazacağım. Çünkü ayıp oluyor. Herkese fiyatını gözüne sokmak gerçekten hoş olmuyor. Bundan web sitesine girdiğiniz zaman var. Web sitesinde zaten var. Kodlarını da vereceğim. Şimdi bağlamaları ufak ufak bir duyurayım isterseniz. Bu güzelliğin videosunu çekmiştim. Ayrı bir video paylaşmıştım ama şimdi konu bu olduğu için turuncu Cevat Usta'mın sandalyesini de alıp şu güzellikleri ufaktan duyurayım. Arkadaşlar bunlar daha az önce tellendiği için eşikler oturmadı, teller oturmadı, bağlamalar oturmadı. Aslında bizim yaptığımız deli işi yani. Kimse tutup da bağlamasına tel takıp hemen çalıp bunun tanıtımını yapmaz. Ama biz bağlamalarımıza güveniyoruz. Canlıda daha güzeldir. Videolarda sesi %100 size gelmez arkadaşlar. Gelin burada almak zorunda da değilsiniz. Bakın, inceleyin. Ya şu güzel tasarımları atmasam bir çek ya. Arkadaşlar bunları kolay kolay her yerde bulamazsınız. Bu kalite ağaçları, bu bize özgü tasarımları. O yüzden bunları gelip yakından görmeniz bile bizim için yeterli. İlla almak zorunda değilsiniz. Boyama veya lazer. Boyama değildir arkadaşlar. Aman ha. Hepsi ağaç. Bunların hepsi orijinal ağaçtır. Lazer olan tek şey kapaktaki logomuz. Ha bunlar. Logo yani onlar da dolu. Zaten bununla uğraşsak bağlama yapamayız. Sadece bağlama kapağı yapıyoruz diyormuşuz. Logo kapağı. Mikrofon bir tek yukarı alsana hocam. Alayım. Ne oluyor? Aşağıdayken sorun olabilir. He, benim tamam. İzlediğim kadarıyla. 03085 41,5 yaprak tut. Bunlara ayrıca web sitesi için video hazırlayacağım. Şu an sadece tanıtımını yapıyoruz. Çünkü 3-5 dakika buna, 3-5 dakika onu yaparsam video bitmez. Klavye kısmı da morgüldür. Böyle özellikli ağaçlar kullanıyoruz. Bunlar boya falan değildir arkadaşlar. Çok değerli, kıymetli ağaçlardır. Kodunu söyledik zaten. Web sitesinden bakabilirsiniz. Burada 3 tane oyma bağlamamız var. Aslında şu bağlamayı bir kardeşimiz için düşünüyoruz. Kendisine fotoğrafını, videosunu göndereceğiz. Beğenirse direkt zaten, hatta web sitesine bile yüklememe fırsat olmadan gidebilir. 03089 41 tekme. Çok hoş deseni olan termo, yani roasted ladin dediğimiz kapak. Oyma fıstık gibi bir tekne. Mound'da sapı var. Akortlar kaçabilir. Dediğim gibi teller daha oturmadığı için kendini buralardan salmaya başlıyordur. Kendi içinde de aynı şekilde. Thank you.
Abi bunlar da sahipli bağlamalar. Gidecek olan bağlamalarımız. Bu güzellik solak bir bağlama. Onur kardeşimizin bağlaması. Sahne bağlaması istemişti. Buna bir de cihaz takacağız. Bu güzellik Hakan kardeşimizin bağlaması. Edirne tarafına gidecek. Bu hocam? O bizim. Bizim abi. Çalacağım onu. Çok güzel. En son çalayım. Gümbür gümbür yat onu. Ardıç hoş bir bağlama. Evet. Sonracığıma işte ya bu ya şu iki bağlamadan birini Numan kardeşimize seçeceğiz. Şurada güzel bir bağlamamız var. Bu da İngiltere'ye gidiyor. Murat kardeşimize gidecek. Bir de oyma maunlarımız var. Oyma maunları da ufaktan bakalım. Hocam onu da çalmayacağım. Seslerini duysunlar. Önce şunları. Oyma. Zaten gidecek almışım parasını. Neyini çalayım abi? En son ona böyle çalarız diyormuş. Ya onları gönderirken çalıyor mu videolarını? Her gün kargo hazırlarken. Oyma maun. Çok güzel. Ha gerek var mı arkadaşlar? Maun sarfiyatından dolayı gerek yok abi. Ama tonu güzel. Tonuna bir şey demiyorum da. Hani ağacı böyle yazık hani bundan yaprak yapsak daha fazla ağaç çıkar. 5 tekne çıkar. 5 tekne çıkar evet. Yazık yani hani. Oyma dut, oyma kestane geleneksel olduğu için aynen. Devam edilebilir. Ama mauna gerek yok arkadaşlar. Bir de pahalı bir ağaç. Çok da gerek yok. 03087 kodlu bağlamamız. Az öncekini söyledik mi sen ya? Evet. Söyledim. 89 3089 03087 idi. Abi bu klavyedeki ağacı bilebiliyor musun? Afrika kökenli bir ağaç. Portakal diye birisimiz geliyor da. Bilmiyorum ama portakal biraz daha sarı oluyor. Bu biraz daha turuncuya kaçıyor biraz rengi. Desenleri mauna benziyor. Arkadaşlar Afrika kökenli ağaçlar olduğu için kim bilir adı ne? Açıkçası bize çok fazla çeşit aldığımız için 20-30 çeşit vardı abi yukarıda. Bu çok özel bir ağaçtı. Ama yani çok ufak işte. Kaldığı için bize bıraktı. Hmm. Ama işte unuttuk. İsimlerini tabii sormak İsim lazım. Ta 2 sene. Evet yani 2 sene. 2 sene olmuştur. Sen kullandığınız ağacı bilmiyoruz. Özelliklerini kullandığınız ağacı bilmiyoruz bu. Özelliklerini biliyoruz. Şey olarak. Ama değil mi? Ben olsam derdim lan kullandığın yani, ağacı bilmiyor musun? Şimdi olan diyecek ama isim yanlış vermeyelim. Arkadaşlar toptan almıştık bu ağaçları. Farklı farklı. Dur şundan da vereyim, dur bundan da vereyim diye. Birçok tropical diye isim geliyor. Afrika kökenli ağaç olduğu için. Ver onu da ver onu da dedik ama şimdi hangisi aklında evet, kalacak? Tüm özelliklerini biliyoruz detaylı ama isim olarak sadece. Bu güzellik 41,5 tekne 03087. Yani oyma isteyen arkadaşlarım, oyma dut, oyma kestane, oyma maun. Kalite olarak birbirinin çok 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 %99.9 yakınıdır. O yüzden oyma dut çok güzel, oyma maun acaba nasıl falan öyle bir düşünceniz olmasın. Kalite olarak aynı, temizlik olarak da aynı. Yekpare olması bizim için yetiyor. Bir de çok makbul bir ağaç. Ter attı. Abi ellerinden öper. Bunları büyük muhtemelen ben yapmışımdır abi. Çok delmek istemedim. Çok derinden girmek istemedim abi. Ben bağlamamla derinden kalplere girmek taraftarıyım. O zamanla derinleşiyordu. Yani çok derin açıp derin işte, girmek iyi değil yani. Yani şu aşamada çok açıkçası yara vermek istemedim. Zaten yukarıda baktığım zaman baktım ki az açılmış. Hemen müdahale ediyoruz. Buna da bakalım Hasan. 03086 kodlu 42 tekne oyma maun. Bunda sap kısmını Akgürgen kullandık. Kokobolo klavye. Kokobolo. Kapakta roasted ladin. Kenarlarına çok hoş bir şekilde kahverengi fleto döndük. Tekne çok tatlı. Bilmiyorum oradan çok kameradan görünüyor mu? Ufaktan yana döner gibi görünüyor. Hmm. Tabii bunu ele alıp canlı bakmanız lazım. Dokusuna bakmak gerekiyor. Daha büyük tekne olunca ister istemez. Abi işte yarım santim, bir santimin bayağı önemi var. Şuna bir daha bakayım mı abi? Elimde böyle yarım kalmış gibi oldu. 87. 03087. Onu at.
açınca bunu da atmış abi. Abi buna da müdahale edersen. Bunu da az açmışım. Demek ki bu bağlamaya kıyamamışım abi. Bir de şey kullanmışız orada. Abanoz ağacı kullandık. Abanoz da biraz sert olduğu için ustam sen bana demiştin ya çok yaralama diğer ağaçlara benzemez diye. Herhalde ben orada biraz tırstım. O yüzden ufak bir dokundum oralara. Şimdi onu da yapalım hemen. Atölye ortamındaki gösterimin faydaları. Her ya bir ara ediyorum. Evet bu aşamalar önemli. Bir kardeşimiz mesela geçtiğimiz sene bana yazmıştı. Abi bir yerden bağlama aldım beni kazıkladılar diye. Ne oldu abicim dedim. Abi dedi ortadaki tel atıyor ya dedi. Oğlum dedim ne alakası var yani. Bir firmadan almış bilinen bir firma. Ya dedim oğlum saçmalama bağlama böyle bir şey değil lan dedim. Abicim dedim al eline dedim bir şeyi. Maket bıçağını. Ufak dokun oraya dokun. Koy şunu tekrar oraya. Oldu mu? Oldu. Ulan niye seni adam kazıklasın dedim ya. Bu kadar basit yani, bu. Komple sazı yapıp sadece orada mı hayır, kazıklayacak? Hayır gaza getirsem gidip adamlara saldıracak yani. Beni kazıkladınız diye. Arkadaşlar deli deli işler yapmayın ya. Bunlar çok normal şeyler. Bizi kazıklıyorsun Cevat Usta. Bazen olacak öyle. Yani ufaktan bir ufak bir çizeceksin. Koyacaksın oraya bir şey yok onda yani. Tabii dostlar bunlar çaldıkça açılacak daha yani bunlar ham halleri daha hocam, eşikler bile oturmadı. Alabilir miyiz? Ne? Elindekini. Ne alayım? 0-3087. 0? Evet karışmasın. 3087 evet. Evet tamam. Diğer Mao'nun büyük tekneli 42 tekne olan da 0-3086. Evet. Zaten çevirip çevirip tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi bu divanı çalayım. İster istemez gümbür gümbür ses çıkacaktır. Ondan sonra da diğer arkadaşlarımızın bağlamalarına. Gerçi solağı zaten çalamam da. Bunu akort ettin mi Hasan? Baktın mı? Yok etmedim. İçeri. Nasılsa göndereceğiz yani. Onur Bey gelsin kendi yapsın demiş. Bu arada arkadaşlar. Kamerayı şöyle çevireyim. Geyik yapıyoruz ha bunlar şaka. Onlara bakmadan olur vermeden kimseye göndermeyiz bağlamaları. Solak bağlamayı ben yukarıda akort çektim. Onun eşik ve perde ayarlarına da baktım. Çünkü cihaz taktığımız zaman kusursuz bir şekilde eşik ayar olması lazım, perde ayar olması lazım. Yukarıda sakin kafayla ben onlara bakıyorum. Çünkü atölye ortamında ister istemez o kadar ilgilenemeyebilirler. Çünkü bir yandan matkap sesi, bir yandan bilmem ne. Yemek arası, öğle arasında ben gittim yukarıda Onur kardeşimizin bağlamasının bütün perde ayarlarına baktım. Çünkü cihaz takılacak. Yani eşiğin ortası delineceği için kapak da delinecek. Sonradan oynatma şansımız yok. Aynı şekilde yani bu bağlamalara da bakacağım. Olur verdikten sonra kardeşlerimize göndereceğiz. Öyle çıktı hadi yani, verelim yani diye. Yani öyle olduğu şey gibi yallah gönder bizde yok arkadaşlar öyle bir şey. Bizi karıştırmayın ha. Hasan'ın şirketiyle falan bizi karıştırmayın. Yani size bayıldığımızdan yapmıyoruz. Bizim ahlakımızdan, kendimize saygımızdan yapıyoruz. Cevat Usta kendine saygısından yapıyor. Bana ya da size saygısından. O sonra geliyor arkadaşlar. Önce bizim kendimizin ikna olmamız lazım. Bu da güzel bir gül klavye. Bazen ben anlatıyorum abi yukarıda işte diyorum ya bunun klavyesinde şöyle bir falan abi dinlemiyor bile adam. Ya oğlum bunlar özel. Biz bu ağaçta diyorum ya Afrika kökenli ağaçlar dünya kadar para veriyoruz biz ama bunlara. Ama çoğu inanmıyor. Bizimkiler de mesela söylediğimde hala. Ya bir şey olmadığını zannediyor onu. İnanmıyor o renk doğal değil diyor. O yüzden. Biz ressam getiriyoruz buraya. Özel çizimler. Ressamımız. Kardeşimiz yukarıda 6-7 ay önce şey dedi. Abi diyor buranın yalnız diyor boyası akmış aşağı dedi. Anlam veremedim. Nasıl dedim abicim boyası akmış? Boya akmış dedi aşağı siyah boya dedi. Hangi bağlama dedim abicim? Gösterdi böyle ağaç. El işçiliği ya arkadaşlar. Ufacık bir şey olmuş oraya. Diyor ki bu boya akmış aşağı. Oğlum dedim o boya değil lan. Sana kim söyledi böyle bir şey? Boya zannediyor orayı garibim. Arka kapağı açalım abi. Kapatmışım bana şey yapıyorsun burada. Müzik
Hasan hiç demiyorsun ha, kolunun bu ağrısına rağmen bunca zaman çalışmıyorsun hala gübür gübür çalıyorsun diye. Kendi kendini öven tek bağlamacıyım herhalde. Ben mest oldum. Estağfurullah arkadaşlar, şaka yapıyorum. 03090 kodlu 44 tekne bir ardıç bağlamamızdı bu da. Divan sınıfına girebilir arkadaşlar. Hani divan bağlama normalde biliyorsunuz 52 tekne olması lazım. Ama 44 ve ortasına bam teli koyduğumuz zaman halk arasında divan altı da deniyor, divan da deniyor. Yani olduğu kadar divan diyelim size. Ama yani terminoloji olarak yanlış bir şey yapıyoruz tabii. 52 tekne. Ama 52 tekneyi vallahi ben bile çalmam arkadaşlar yani. O kolumu oradan oraya uzatamam yani. Gerek de yok. Zaten bundan da yeteri kadar ton çıkıyor. Diğer bağlamalara dediğim gibi zaten solağa çalamıyorum. Öbür bağlamaları da benim önce bir test etmem, bakmam lazım güzel dostlar. Bir de zaten Instagram hesaplarımızda, YouTube'da yapmıyoruz da, gönderdiğimiz kardeşlerimiz için kargo öncesinde mutlaka video çekiyoruz. İşte şuraya gidiyor, şu arkadaşımıza gidiyor, şu kodlu bağlama diye. Orada da bizim Instagram hesaplarımızı ve Facebook hesaplarımızı takip ederseniz o güzellikleri de kargodan önce muhtemelen okey dersek yarın kargolarız. Yarın sabahtan kargolarız. Göndermeden önce de bir video çekeriz Hasan'la beraber. Evet. Ya da ben yalnız çekerim Hasan'ın burada işi varsa. Durum böyle arkadaşlar. Yeni çıkan bağlamalar en üst seri bağlamalarımız. Bu güzellikleri web sitemizden teker teker inceleyebilirsiniz. Fiyatlar orada yazıyor. Yorum kısmında biz hiçbir zaman fiyat belirtmiyoruz arkadaşlar. Bir de bana mesaj atmayın ne olur. Girin web sitesinden bakın. Çünkü sizin yerinize ben bakıp tekrar size link atıyorum. Yine aynı kapıya çıkıyor aslında. Var mı Cavit Usta'm söylemek istediğim bir şey arkadaşlara? Bekler misin mağazaya, tabii atölyeye? Buyursun gelsinler. Oğlum çeksene adamı, beni çekiyor. Konuşan o, beni niye çekiyor? Belki müsait değil. Bizzat böyle dokunmak daha iyidir yani. Dokunacaksın. Yani bence alıp o kenar detaylarına, işçiliklere tabii baksınlar hocam abi. Hocam yan yana yakın, gelin bari. Yakından gelin. Şöyle bir poz verelim. Poz verin bakayım. Bağlamalı. Ben daha yakışıklıyım ama... Ya ben karizmam gitmesin diye durmuyorum yanımda. Ya sana saygımlar üstad. Arkadaşlar çok emek veriyoruz, emin olun. Yani bu iş çok zor bir iş. Aşamalarıyla beraber, yani bütün aşamalarıyla beraber emin olun. İşte ben, düşünsenize ben işin son... Kapının dış mandalı mı derler? Yok. Olmama rağmen arkadaşlar çok boynumu incittim. Ağaçları taşırken bile tuttuk fıtık olduk anasını satayım. Zor işler yani, hiç hani ustalık yapmasam bile bir yerden bakın ucu bana dokun. Detaylara baksana ya. Sana bunları inceleyin arkadaşlar. Kimsede olmayan detaylar. Tekrar söyleyelim. Kedi bıyıkları ağaç. Kimsede yoktur. Bu bunlar tasarım. Ağaç. Hepsi ağaç. 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 Yani tek boya falan değil yapımı, bunlar. Boya yok. Kalem çizmesi boya falan şekiller değil yani. Şekiller de boya değil. Biraz daha yakına girmek bunlar istiyorum. Var mıdır? Yani klavyeler de bunlar arkadaşlar. Bunlar da ya boya zanneden ağaç olabilir. Ağaç halinde gösterebiliriz. Mesela mor gül olanlar bunlar arkadaşlar. Bizde boya yok yani, onu söylüyorum. Şimdi dışarıda görsen aa bu ne diyeceksin, boyanmış ağaç diyeceksin. Evet. Değil yani. Hakiki. Pahalı. Boya, pahalı. Olursa söylüyoruz. Orada zaten canım yandığı için söylüyorum. Pahalı ağaçlar arkadaşlar. Bunları da her yerde bulamıyorsunuz. Burada mesela Corina ağacımız var. Getir Hasan. Hem ham halini çek hem de bağlama üzerindeki halini çek. Cilayı yediği zaman biraz değişim oluyor renkte yani. Evet. Ama böyle de şey falan. Islanmış gibi düşün. Islandığı zaman nasıl renk değişimi olur? Aynen. Polyester sürünce ıslanmış olmuyor. Hani şey renk değişimi açısından söylüyorum. O zaman da böyle bir ufaktan farklılıklar olabiliyor. Ağaç çok arkadaşlar. Bağlamalarınız 2 sene garantili. Herhangi bir sıkıntı sorun olduğu zaman direkt bizimle iletişime geçiyorsunuz. Bizim bağlamalarınızı başka bir atölyeye götürmeyin güzel dostlar. 2 sene zaten bizden kaynaklı bir sıkıntıysa biz ücretsiz yapıyoruz. 2 seneden sonra ola ki siz vurdunuz kırdınız, orada bile bize getirin. En azından ticari bir kaygıyla bir şey yapmayız. Malzeme ücretine yakın bir ücretle biz de üzülmeyecek şekilde, siz de üzülmeyecek şekilde bağlamanızı olabildiğince en iyi şekilde yaparız. Ama dışarıdan bağlama kabul etmiyoruz. Bilginiz olsun. Zaten kendi bağlamalarımıza zor yetişiyoruz. Öğrenci bağlaması yapmıyoruz. Abi 500 liralık bağlama gönderir misin dediğin zaman anca burgu göndeririz sana. Evet, diyeyim hani anla yani. Onu göndermeyiz de o kadar. Gönderemeyiz. Kargo şaka fiyatları yapıyorum. Hani ben fiyat olarak öyle değil de. Bizde öyle bağlamalar olmuyor abicim. Karton bağlamadır o. Kimse 500 liraya 1000 liraya bağlama yapıyorsa onların bileceği bir iş. Ben kimseyi kötülemek de istemiyorum. Sadece o işin ticaretini yapmak isteyen dostlarımıza da haksızlık olmasın. Siz de en azından öyle bir bağlama aldığınız zaman onu bilerek alın arkadaşlar.
tel fırladığı zaman beni kazıkladılar demeyin yani. 500 liralık bağlama 500 liralık bağlama olur. 1000 liralık bağlamadan da çok şey beklemeyin. Bizden de beklemeyin öyle bağlamalar. Bizde hep bu şekilde en üst kalite bağlama çıkacak. Ömürlük dünya çapında abi. Evet. Dünyanın en iyisi olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yani Hasan en iyisi. Kırmızlarınızdan miras bırakırsınız. Aynen. Şey, ama yanlış bir şey söyledin. Heh. Dünyanın en iyisi zaten. Olmamıza gerek yok. O benden de küstah ya. Ben küstahım, sen daha da küstah. El arttırıyorum diyorsun yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.